Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalara göre ülkemizde Marmara, Karadeniz ve Doğu bölgelerinde kuvvetli yağış beklenirken vatandaşları da fırtınaya karşı uyardı. Meteoroloji tarafından yapılan açıklamalarda rüzgarın sabah saatlerinden itibaren Doğu Anadolu'da, Doğu Karadeniz'de güney tarafları yönlerinden lodos şeklinde kuvvetli ve fırtına şeklinde eseceğinden dolayı uyarılarını yeniledi. İç Anadolu'nun güney ve doğusu Kayseri, Niğde, Sivas, Karaman çevreleri ve Konya'nın güneyi ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde zaman zaman kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor denildi. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın salı günü akşam saatlerine kadar sürmesinin beklendiği ifade edildi. Meydana gelmesi muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar ile soba ve bacak hızı yerlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır açıklamaları gerçekleştirildi. Meteorolojiden sarı ve turuncu kodlu illere uyarılar gelirken ülkemizde Marmara, Ege, Akdeniz, Doğu bölgelerinde yağışlı olacağı da tekrar tekrar uyarılarını yeniledi. Özellikle Karadeniz ve Marmara bölgesinde yağışların kuvvetli olacağı da ifade edildi. Sarı ve turuncu koddan uyarılar gelen illerimiz ise Ağrı, Bingöl, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Kars, Konya, Muş, Rize, Trabzon, Van, Karaman, Iğdır, Artvin, Bitlis, Erzincan, Giresun, Hakkari, Malatya, Tunceli, Bayburt, Ardahan için sarı kodlu uyarı verilirken bu illerde şiddetli derecede rüzgar olmasından dolayı buralarda rüzgara karşı tedbirli olunması, ağaç devrilmesi, çatı uçması gibi olaylara karşı tedbirli olması gerektiği konusunda uyarılar tekrar tekrar yenilendi. Turuncu kodlu uyarıda ise Kayseri, Niğde ve Sivas içinde turuncu kodlu uyarı verirken bu bölgede de kuvvetli yağışların olabileceği tekrardan bölgede özellikle rüzgarın ve toz aşımı olma ihtimalinin yüksek olmasından dolayı çamurlu yağmur yağışlarından dolayı da vatandaşlara uyarıları yenilendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalarda konuyla alakalı yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına da uymaya özen gösterelim. Şimdilik hoşça kalın.